Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dinleyenler, yine bir vahyin izinde programıyla sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan Rabbime binlerce hamd ediyorum. Ona binlerce hamd olsun. Evet, geçen haftaki programımızda Enam Suresinin 9. ayetinde kalmıştık. 8. ayetle de alakalı değerlendirmeler içerdiği için bugünkü programımıza Enam Suresi 8. ayetin mealiyle başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. O Mekkeli müşrikler itirazi ve inadi tutumlarından kaynaklı olarak bir takım istemlerde bulunuyorlar biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Onun nübüvvetine, risaletine delalet etsin. Dolayısıyla biz onu kabul edelim gibisinden itirazi, inadi tutumlar sergiliyorlardı. İşte bunlardan bir tanesi de Enam Suresi 8. Ayet-i Kerime'deki ifadede kendini buluyor. Diyorlar ki Rabbimiz onu aktarıyor bize. Bir de dediler ki ona yani Muhammed Aleyhisselam'a açıktan göreceğimiz bir melek indirilseydi ya eğer öyle bir melek indirseydik artık iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Hemen helak edilirlerdi. Şimdi bununla alakalı biz yeri geldikçe anlattık. Rab'bimizin helak yasalarında işte aşırı giden toplumların, peygambere itiraz eden, inadi tavırlar sergileyen, putperest ve azgınlaşmış toplumların helaki ile ilgili olarak Rabbimiz değişik yöntemler izliyordu. İşte bunlardan bir tanesi de meleklerin gönderilerek o toplumun helak edilmesi olayı vardı ki bununla alakalı yine daha önce geçti Lut Aleyhisselam'ın kavmine gelen meleklerin Lut Aleyhisselam'dan önce İbrahim Aleyhisselam'la bir görüşme yaptıklarında insan suretinde gelmişlerdi. Ve bu melekler Lut Aleyhisselam'ın kavmini helak etmek üzere, helak ettirilmek üzere onlar gönderilmişlerdi. Onlar o görevlerini yerine getirmişlerdi. Yani Lut Aleyhisselam'ın kavmi Sodom ve Gomorre diye ifade edilen o bölgede yerleşik bulunan insanlar bu şekilde helak edilmişlerdi. Yani meleklerin o bölgeyi altın üstüne getirerek yerin dibine geçirmesiyle sonuçlanmıştı. Şimdi burada aslında üstü örtük olarak ayet-i kerimede bu ifade ediliyor. Arkasından 9. ayet-i kerimede de konu yine aynı çerçevede yine bu itirazi ve inadi tutumlarını sürdüren Mekke müşriklerine çok şahane bir ilahi yine cevap geliyor. Enam suresi 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lev cealnâhu meleken le cealnâhu racülen ve le lebesnâ aleyhim mâ yelbisûn. Eğer onu peygamberi bir melek kılsaydık yine onu bir adam suretinde yapardık ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk diyor Rabbimiz. İşte onların bu istemleriyle alakalı Rabbimizin net beyanları. Anlayabilene aslında, akleden bunu aslında anlar ve bu anlayışı üzerinden kendisine çeki düzen verir. İtikadını, inancını, amelini ona göre düzenler ve bu açık uyarılara kulak verir. İşte Rabbimiz bu ayet-i kerimesinde de Onların bu istekleriyle alakalı olarak da yine e, onların bu isteklerine cevaben bu ifadeleri kullanıyor. Eğer Allah onlara gönderdiği elçiyi bir melek yapsaydı ya da beşer yerine bir meleği elçi gönderseydi yine onu melek suretinde değil insan görünümünde hem de müşriklerin meleklerin dişi olduğu şeklindeki onların böyle bir anlayışı vardı ya bu batıl inançlarının aksine onu bu sefer adam suretinde göndereceği yani erkek suretinde göndereceği bunun sonucu olarak yine onları bu gelenin gerçekten melek mi yoksa insan mı olduğu hususunda şaşkınlığa düşüreceği ifade ediliyor. Nitekim konuyla ilgili olarak başka bir ayet-i kerimede de Kur'an-ı Kerim için bu insan sözünden başka bir şey değildir demişlerdi biliyorsunuz. Müttersir suresinin 25. ayetine konu olan bu değerlendirmeyi yapmışlardı. Halbuki tamamen e, ruhani varlıklar olan meleklerin insanlara görünmesi ve onlara hitap edebilmesi ancak cismani bir görünme bürünmeleriyle mümkündür biliyorsunuz. Bu durumda vahyin doğruluğunu e, ihtiva ettiği yüksek hakikatlere göre değerlendirmek yerine onu kendilerine tebliğ edenin melek olmasında arayanlar bu cismani görünümlü varlığın insan olduğunu ileri sürerek yine inkara sapacaklar. Şimdi olduğu gibi yine şüphe edeceklerdi. Yani bu aslında onların inadi tutumlarından kaynaklanıyordu. Yani onlar inanmak üzere, öğrenmek üzere, inanmaya yönelik öğrenmek üzere yönelttikleri sorular veya istekler değildi bunlar. Aslında işte biraz evvel de söylediğimiz gibi inadi bir tavırdan kaynaklı oldular. İşte buna da cevap veremez nasılsa gibi böyle Güya Muhammed Aleyhisselam'ı köşeye sıkıştırmaya yönelik bir takım ifadelerdi bunlar. Onların istekleri. Evet Rabbimiz de bu isteklerini çok net ilahi özellikle cevaplarıyla tabir yerinde ise onları e, suspuz haline getirmiş oluyordu. Enam suresi 10. ayet ve lekaddis tuhzi'e bi rusulin Min qablika fa haqa sahiru minhum ma kanu bihi yestehziun Andolsun senden önceki elçiler de alaya alındı da alaya aldıkları şey onlardan maskaralık yapanları çepeçevre kuşatı verdi. Evet değerli dinleyenler Rabbimiz Teala Resul Ekrem'i teselli ediyor. Peygamberim bu adamların senden istedikleri yeni bir şey değildir. İlk defa olan ve sadece senden istenen bir şey de değil bu. Senden öncekilere de aynı şekilde söylenmiş, aynı istekler yapılmış. Senden öncekiler de alaya alınmışlar. Ve bilesin ki kendilerini alaya alanlar sonunda hak ettikleri cezayı bulmuşlardır. Tabi bu ayet bir yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi teselli ederken Öbür taraftan da onu yalanlamaya çalışanlar için de çok ciddi bir tehdit unsuru oluşturuyordu. Sizler ey peygamber düşmanları, seleflerinizin, sizden önce geçmiş olanların başına gelenleri bekleyin. Onların akıbetlerine hazır olun denmiş oluyordu. Yani onların başına gelen sizin de başınıza gelebilir Zira siz e, isyanda, siz e, karşı çıkmakta muarız bir söylem ortaya koymakta onlardan farklı değilsiniz diye böyle bir uyarıda bulunulmuş oluyor. Enam suresi 11. ayet قُلْ fil فِي menzuru سُمَّنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّب۪ينَ De ki yeryüzünde gezip dolaşın sonra yalanlayanların sonu nasıl oldu bir görün. Yani mesajla alay edenler yeryüzünde gelip gezip dolaşıp kalıntıları görmeli ve önceki toplulukların halkların tarihini incelemelidirler. Bunlar daha önce onların Muhammed Aleyhisselatü vesselam'a davrandıkları gibi davranmış bulunanların korkunç sonlarına şahitlik edecektir. Ayet-i kerime bizden geçmişi ibretle tabir yerindeyse tahlil edip ibretle inceleyip ondan ibret almamızı istiyor. Bizim yaşadığımız hayat açısından ve geleceğimiz açısından bunun gerekli olduğu da anlatılıyor. Öyleyse bizler bizden öncekilerin durumlarını incelemek, tahlil etmek zorundayız. Yani tarihe bakış açısı da böyle olmalı. İşte tarihle ilgili olarak da işte ibretlik olaylar anlatılıyor. Ama işte her ne kadar bu ibretlik olaylar anlatılsa da hani meşhur bir söylem vardır ya. Tarihi ibret almaktır diye söylüyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi şeklinde bir ifadeyi de hatırlatmadan geçmeyelim. Evet devamlı böyle tarihi olaylar birbirlerine bağlı birbirlerine benzer şekilde gerçekleşiyorsa bunun müsebebi insanlardır. Yani e, ve geçmiş tarihlerinden ibret ile alakalı bir sonucu ifade eder. Yani ibret almayanların başına gelenlerle alakalı diyoruz bunu. Peki acaba bu seleflerin yani öncekilerin durumlarını anlamanın bilmenin yolu ne? Bunun birinci yolu öncelikle şunu söyleyelim ki e, nedir? Kur'andır. Yani Rabbimizin göndermiş olduğu e, bilgi kaynağı Kur'andır. Dolayısıyla... Bu Kur'an bize geçmişlerin üzerlerinden geçen hadiselerin, başlarından geçen hadiselerin neler olduğuyla alakalı ve sonuçlarıyla alakalı bize çok net bilgi verir. Öyleyse bizler, bizden öncekilerin durumlarını öğrenebilmek için evvela bu gezintimizi Kur'an'da yapmak zorundayız. Kur'an üzerinde yapacağımız ciddi bir gezinti geçmişi bize gözümüzün önüne getirecek, yani geçmişte olan olayları, Bizi geçmişle yüz yüze, burun buruna getirecektir. Evet, e, bu anlamda birinci seyahatimizi Kur'an sayfaları arasında yapacağız. İkinci olarak da geçmişin sahnesi olan yeryüzünde, bu sefer gezip dolaşarak Rabbimizin meşhud ayetleriyle e, öyle diyelim, yüz yüze gelerek geçmişlerin e, sergüzeşti hayatlarıyla karşı karşıya gelecektir ve böylece geçmişi tanıma imkanını elde etmiş olacağız. Bunu elde edince de geçmişi yargılama, geçmişten ibret çıkarabilme imkanını da bu sefer elde etmiş olacağız. Yani geçmiştekiler niçin helak olmuşlar? Bunlar ne yapmışlar? Nasıl davranmışlar da helak olmuşlar? Nasıl bir helak yasası bunlar üzerinde gerçekleşmiş? Bunu bilecek, bundan ibret alacak ve böylece biz de onların düştükleri hatalara düşmemeye çalışacağız. İşte Rabbimizin bizden istediği bu. De ki ey peygamberim ve sizler de deyin ey peygamber yolunun yolcuları yani bütün mübelliler, davetçiler geçmişte hakkı yalanlayanların, dinin aleyhinde kıyam edenlerin akıbeti ne oldu? Yani eykenin, ashabı uhtudun, ashabı hudun, kavmi lutun, Sodom ve Gomorre'nin hali nice oldu? Bizans'ın Roma'nın hali ne oldu? Onlar hakkı yalanladılar, dini reddettiler. Kendileri rububiyet ve uluhiyet iddiasında da bulunmuşlardı. Ee, ya Rabbi her ne kadar sen eğitiminiz şöyle olsun demişsen de, hukukunuz böyle olsun demiş olsan da, ekonominiz şöyle olsun, ticaretiniz, aile hayatınız sosyal düzeniniz, siyasal yapılanmanız şöyle olsun diyorsan da biz böyle de yaparız diyen kimselerin yani biz bildiğimiz gibi okuruz tarzındaki söylemde bulunan kimselerin akıbetleri ne oldu bir görün demiş oluyor Rabbimiz. Evet Allah Teala öyle dediği halde demedi diyerek yalan söyleyenler Allah'ın dediklerini demedi diyerek ya da Allah öyle demediği halde, Allah öyle buyurmadığı halde, Allah öyle dedi diyerek dediğini demedi, demediğini de dedi diyerek yalan söyleyenler, Allah dünyayı yarattı ve işi bitti diyerek yalan söyleyenler, yani felsefecilerin bir kısmı böyle diyor biliyorsunuz. Yani artık Allah hayata karışmıyor, Allah hayata karışmaz diyerek yalan söyleyenler, işte ideal insanlık için en görkemli, en uygun sistem insanların işte tespit ettikleri, ortaya koydukları sistemdir, kurguladıkları sistemdir. Allah sistem konusunda bilgisizdir. Allah bu konuları bilmez diyerek yalan söyleyenler tüm bu yalancıların akıbetleri ne olmuş, nasıl olmuş bir bakın diyor Rabbimiz. Gezin dolaşın ve onların akıbetlerine bir bakın diyor. Yeryüzü bunların enkazlarıyla doludur. Allah'ın Resulü Mekke ile Tebük arasında bir mevkiden geçerken burada konaklamayın ve hızlı geçin burayı. Zira burası Allah'ın gazap ettiği bir yerdir. Salih Aleyhisselam'ın devesini kafirlerin kestiği yerdir buyurdular. Evet böyle gezip dolaşırken de helak edilenlerden ibretler almamız gerekir diyoruz kıymeti dinleyenler. Enam suresi 12. ayet Kul limen ma fi's semawati vel ardi kul lillahi keteb ala nefsihi'r rahmete le yecma'anekum ila yawmil kıyame la raybe fihi ellezina hasiru enfusehum, fehum la yu'minun. Deki göklerde ve yerde olanlar kimindir? Deki Allah'ındır. O rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizi kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Nefislerini husrana uğratanlar işte onlar inanmayanlardır. Ayetimizi birkaç cümle halinde aslında ele almamız lazım. Bakınız diyor ki Rabbimiz de ki göklerde ve yerde olanlar kimindir? De ki Allah'ındır. Yani göklerde yerin egemenliğini e, bütün bunların hepsinin egemenliğini, yerlerin ve göklerin egemenliğini, bu egemenliğin Allah'a ait olduğunu müşrikler de kabul ediyorlardı. Bu sebeple herhangi bir gerekçe zikredilmeden ayette sorulan soruya Allah'tır cevabı verilmektedir. Bu husus Ankebut suresinde de yine aynı şekilde açıkça beyan ediliyor. Şöyle deniyor 61. ayette. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı ve güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olursan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Evet, yine aynı bağlamda Rabbimiz bir uyarıda bulunuyor. müşrikler buna inandıkları halde ahireti kabul etmiyorlardı biliyorsunuz. Yasin suresinin 78. ayet kelimesinde de mealen bu durumu onların dilinden Rabbimiz şöyle aktarıyor. Kemikler çürüyüp dağıldıktan sonra kim onları toplayıp diriltecek diyorlardı. E, göklerle yerin egemenliği kendisinin olan Yüce Allah rahmetinin bir sonucu olarak ahiret hayatını öngörmüştür. Ve elbette bu hayatı var etmeye de kadirdir. Çünkü onun gücü sonsuzdur, sınırı yoktur. Rahmetinin bir sonucu olarak ahirette insanları adaletle yargılayacak ve yine amellerinin karşılığını adalete uygun bir şekilde verecektir. Yine rahmetinin bir sonucu olarak kötülük işleyenlerin cezasını misliyle verirken iyilik edenlerin mükafatlarını katlayarak verecektir. Bu onun lütfudur. Çünkü yüce Allah merhamet etmeyi kendi üzerine yazmış, kendisine bunu bir ilke edinmiştir ayet-i kerimedeki ifadesiyle. Evet. Rahmetinin diğer bir tecellisi de inanmayanlara bu dünya hayatında mühlet vermesi ve onları hemen cezalandırmamasıdır. Bu süre içerisinde tövbe ederek dönenlerin hem geçmişte işlemiş oldukları bağışlanır hem de ahirette bu mükafatı elde ederler. Buna rağmen Allah'ın kudret ve rahmetini hakkıyla değerlendiremeyen Allah'ın kendilerine verdiği aklı kullanmayan, böylece hidayetten kendilerini mahrum bırakanlar, tabii ki bunlar ahirete iman etmezler. Evet, sizi kendinde şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Nefislerini hüsrana uğratanlar işte onlar inanmayanlardır. Evet Rabbimiz bu cümlesiyle de kendisinin insanları ve bütün kainatı nasıl var ettiyse bütün bunların hepsinin yeni bir hayata kalp olması anlamına gelecek kıyametin ifade edildiğini görüyoruz. Ve bu kıyametin neticesinde de tekrardan bir kuruluşun olacağını, bu yeni kuruluşun da yeni özelliklere sahip olduğunu, önceki özelliklerle bağlı olarak onlar da var ama bu sefer yeni özellikler barındırdığını, özellikle ifade edelim. Yine Kur'an'ın ifadesiyle o gün yerler başka yerlere, gökler de başka göklere tebdil olunur ayet-i kerimesini hatırlayalım. Ne o tarz bir durumla yeni bir kuruluş meydana gelecek ve Allahü Teala orada hesabı soracak ve hesabı orada sorduğunda ondan başka hakim olmayacaktır. Evet işte bu durumda dünyada istedikleri gibi yaşadıkları için bu insanlar onlar kendilerini hüsrana uğratan insanlardır. Neden? Çünkü onlar tekrar dirilişe, dirildikten sonra da hesaba ve cezaya, cennet ya da cehennem anlamında cezaya yani bir karşılığa iman etmiyorlardı. İman etmediklerinden dolayı da ona göre bir hayat kurgulamışlardı. Sadece dünyevi anlayışı ön plana alan seküler bir hayatı düşünmüşler, yaşamışlardı. Bunun neticesinde de karşılaştıkları hayat ise yani ahiret hayatı ise onların inanmadıkları bir hayattı ama karşılaşacaklar beha mahal Allah'ın e, ifade etmiş olduğu, emretmiş olduğu o şey başlarına gelecek. Herkesin başına geleceği gibi. Ondan sonra da orada tabir yerindeyse apışıp kalacaklar Kur'an'ın ifadesiyle o karşılaştıkları durumla alakalı olarak ah keşke bu durumla karşılaşmamış olaydım. Yani ah keşke ben toprak olaydım da yani insan, iradeli bir varlık olan insan ve bu iradesini inanmamayla neticelendirip ondan sonra da bu hüsranla karşılaşmasaydım anlamında ah keşke toprak olsaydım ifadesini söyleyecekler. Ama bu ifade sadece onların ağzından çıkan bir pişmanlık ifadesinden öteye geçmeyecektir. Enam suresi 13. ayet ve lehu ma sekana fil leyli ven nahari ve huves semiul alim. Gece ve gündüzde barınan her şey onundur. O hakkıyla işten, hakkıyla bilendir. Değerli dinleyenler, ünlü tefsir alimimiz Zemahşeri'nin Keşaf adlı tefsir kitabında belirttiği gibi buradaki barındırdığı kelimesi barınmak kökünden gelir. Yani buna göre ayetin ilk cümlesinin en akla yakın yorumu geceyi ve gündüzü barınak edinen her şey anlamındadır ki bu da varlıkların tümü anlamına gelir. Değişik bir tarzda Rabbimiz bize bir takım anlatımlarda bulunuyor. Yani biraz daha aklımızı kullanalım, biraz daha basiretimiz açılsın anlamında böyle örnekleri aynı örnekleri bile değişik söylemlerle Rabbimiz ifade ediyor. Bu da onlardan bir tanesi. İşte böylece ayet tüm varlıkların mülkiyetinin kendi tekelinde olduğunu Rabbimiz e, belirtmiş oluyor bu ayet kerimeyle. Ve böylelikle insanların üzerinde tasarruf sahibinin kendisi olduğunu ifade etmiş oluyor. Daha önceki ayette yani bir önceki ayette de onun bütün varlıkları içeren ortaksız mülkiyeti dile getirilmişti. Fakat bu iki ayetin anlatımları arasında şu kadar bir fark vardır. De ki göklerde ve yerde olanlar kimindir? De ki Allahındır. Ayeti varlıkları mekan boyutu açısından ele alırken şimdi konumuz olan bu incelediğimiz ayet-i kerimede de gecenin ve gündüzün barındırdığı her şey onundur ayeti. Bu sefer varlıkları zaman boyutunda gündeme getirmektedir. Hani demiştik ya Allahü Teala değişik değişik söylemlerle bize aynı noktayı aslında anlatmaya çalışıyor. Evet Kur'an belirli bir meseleyi ayrıntılı bir biçimde incelerken bu tür ifade çeşitlendirmelerine sık sık başvuruyor böyle yorumlara. Bu iki ayete ilişkin birçok farklı yorumlar içinde en tatminkar yorum bu yorumdur diye söyleyebiliriz. Ayetin sonundaki Allah'ın her şeyi bildiğini ve her şeyi işittiğini vurgulayan yorum cümlesi bir yandan onun tüm varlıkları kapsama kapsamı altında tuttuğunu, yani onların üzerinde hakim olduğunu, tasarruflarını elinde bulundurduğunu ve bir yandan da bu ayetin muhatabı olan müşriklerin bu varlıklara ilişkin çeşitli saçma sözlerinden haberdar olduğunu da ifade eder. Bilindiği gibi değerli dinleyenler o günün müşrikleri yaratıcı ve mülkün sahibi Allah'ın tek oluşunu kabul ettikleri halde bu surenin sonlarında göreceğimiz üzere bir kısım meyveleri, hayvanları ve insan yavrularını düzmece tanrılarına ayırıyorlardı. İşte bu yüzden burada bu müşrikler her şeyin Yüce Allah'ın mülkiyet tekelinde olduğu gerçeğiyle yüz yüze getiriliyor. Bu gerçek yeri geldiğinde Allahü Teala'nın izni olmaksızın ona koştukları ortaklara ayırdıkları varlıklar konusunda kendilerini hesaba çekme gerekçesi olarak kullanılacaktır. Bu rakipsiz mülkiyet ilkesinin belirtilmesi bunun yanı sıra daha sonra gelecek ve inceleyeceğimiz ayet-kerimelerde dile gelen yüce Allah'ın ortaksız dostluğunu, velayetini onaylama ilkesine zihinleri hazırlayan bir bağlantı oluşturup o ilkeye gerekçe sağlıyor. Sebebine gelince Madem ki yüce Allah tüm varlıkların ortaksız malikidir, her şey her zaman ve her yerde onun mülkiyeti altındadır. Madem ki onun bilgisi ve işiticiliği her şeyi ve her şey hakkında söylenen sözlerin tümünü kapsamaktadır, o halde onun ortaksız biçimde veli edinilmesi o zaman kesin bir gerekliliktir. Akideye yönelik hem de bir gerekliliktir, vazgeçilmez bir gerekliliktir. Zaten Allah'tan başka veli edinenler akidelerine, inançlarına aykırı hareket etmiş demektir. Şirk olayıyla yüz yüze kalmışlar demektir değerli dinleyenler. Evet programımızın birinci bölümü sona erdi. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve ardından ikinci bölümümüzle programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Değerli dinleyenler, vermiş olduğumuz bu kısa aradan sonra programımıza kaldığımız yer olan Enam Suresi 14. ayetle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e gayrallahi ettehidu veliyyen fatiris semavati vel ardi ve huve yut'imu ve yut'amu. Kul inni umirtu en ekune evvela men esleme ve la tekunenne minel De ki o gökleri ve yeri yaratırken ve o hep besleyen hiç beslenmezken ben Allah'tan başkasını mı veli edineceğim? De ki bana gerçekten Müslüman olanların ilki olmam emredildi. Sakın müşriklerden olma denildi. Evet değerli dinleyenler gerçekten çok önemli mesajlarla yüz yüzeyiz ve Rabbimiz bu ayet-i kerimelerde bize uyarılarına devam ediyor değişik şekillerde. Şimdi ayetimizi birkaç bölüm halinde ele alacağız. Birinci bölümü de ki o gökleri ve yeri yaratırken ve o hep besleyen hiç beslenmezken doyuran ve kendisi doyurulmazken diğer bir ifadeyle ben Allah'tan başkasını mı veli edineceğim? Şimdi burada ince bir delil var kıymetli dinleyenler. Müşriklerin Allah'ın yanı sıra tanrılar olarak kabul ettikleri her şey kendi bağlılarını beslemek yerine onlardan beslenmek durumundadır. Hiçbir firavun uyruğundan, tebaasından vergi almadıkça çevresini kuramaz. Hiçbir aziz kendisine tapınanlar onun için bir mozole inşa etmedikçe tapınmaya değer görülmez. Yani bir tapınak yapılacak, bir kabir yapılacak, bir anıt yapılacak. İşte oralara heykeller konacak. Yani bu heykeller olacak, bunlar bu mozele olacak. Oraya saygı değer bir anlam atfedilecek ve insanlar orada saygılarını sunacaklar. İşte kendilerince tazimlerde bulunacaklar. Eğilecekler, kalkacaklar, secde edecekler, rükû edecekler, çiçek koyacaklar, saygı duruşu yapacaklar gibi. İşte yine hiçbir tanrı taslağı, bağlıları putunu yapıp onu büyük bir tapınağa da yerleştirip süslemedikçe bir tanrı olarak kabul edilmez. Demek oluyor ki Tüm yapay tanrılar hizmetçilerine muhtaçtır. Bakınız. Gerçekten çok önemli bir nokta. Kur'an bunu değişik şekillerde Kur'an'da ifade ediyor. Kimseye muhtaç olmayıp her şeyin kendisine muhtaç bulunduğu yalnızca o Allah'tır. Hiçbir destekçisinin desteğine de muhtaç değildir Allah. Ama bu tanrı taslakları bu uydurulan tanrılar, ilahçıklar bunların hepsi kendilerine bağlı olan varlıklara yani insanlara muhtaçtırlar. Bir de bir yandan tabii ki tanrı diye de toplumlarına pazarlanmaktadırlar bunlar. Evet. Ve onların mensupları da tebaaları da onları tanrı olarak kabul etmiş durumdadırlar. Bu yutturmayı sellleştirmişler ve bu sebepten ötürü de değişik dönemlerde, değişik zaman dilimlerinde kendilerince ihtas ettikleri anma günlerinde o tanrılarını anarlar. O tanrılarına saygılarını, sevgilerini, bağlılıklarını bildirirler. Bunun değişik yöntemleri var. İşte rüküya varan, secdeye varan şekildeki, yerlere kapaklanan şekildeki saygı sunma anlayışlarının yanında işte oralara bir takım bilgiler içeren defterlere bir şeyler yazıp işte anı defteri bilmem ne defteri diyerek böyle bir takım uygulamalarla o ilahlaştırdıkları varlığa saygılarını sunuyor insanlar. Demek ki işte onlar kimlerden besleniyor? Kendileri kendilerine tapınan insanlara muhtaçtırlar ve onlardan besleniyorlar bu tanrı taslakları. İşte ayette Arkasından gelen cümle o birinci cümlenin arkasından Allah'tan başkasını veli mi edineyim? Yani kendisi doyurmayıp bizak, bilakis doyuran, kendisi hiçbir varlığa muhta muhtaç olmayıp bilakis bütün varlıkların kendisine muhtaç olduğu bir varlıkla ben muhatap mı olayım? Böyle bir varlıkla mı muhatap olayım? Yoksa kendisi doyurulmadıkça doyamayan, ihtiyaçlarını kendisi değil başkalarının da karşıladığı, eğer ölmüşse, ee, kesinlikle hayatla bağı kopmuş olan birisini mi, o Tanrı taslaklarını mı veli edineyim şeklinde e, cümle. Şimdi değerli dinleyenler gerçekten müthiş bir ifadeyle karşı karşıyayız. Ve Rabbimiz bu ifadeleriyle uyarıda bulunuyor. Allah peygamberine emrediyor ve diyor ki peygamberim de ki ben Allah'tan başka bir veli mi bulayım kendime? Yani ben Allah'tan başka birinin e, e, verayetini e, kabul edeyim. E, ondan sonra da ona irademi teslim edeyim. Bana hayat programı belirleyecek Allah'tan başka kendime bir veli mi bulayım? Yani velim olarak, karar merciim olarak, hayatıma yetkili sahibim olarak Allah dururken ki beni yarattı ya, rızıklandırıyor ya. E, böyle bir Allah varken velayetimi ben ona teslim etmeyeyim de. Yani Allah'a teslim etmeyeyim de. O Allah'ın velayeti altına girmeyeyim de kendime ondan başka bir veli mi olacağım ben? O tek cümlelik ifadenin yansımaları veya açılımı. Hukuk düzenim nasıl olsun diye, ekonomik anlayışım nasıl olsun diye, siyasal yapılanmam nasıl olsun diye, ticaretim, işim, aşım, mesleğim Nasıl olsun diye eğitimim nasıl olsun diye, kılık kıyafetim, yemem içmem nasıl olsun diye, çocuklarımın eğitimi nasıl olsun diye, hanımımla münasebetim nasıl olsun diye, komşularımla münasebetim nasıl olsun diye sormaya ona mı gideyim? Ya da hayatımda Allah'la beraber başkalarına da karışma alanı bırakıp hayatıma Allah'tan başkalarına da karar verme hakkını verecek birilerini mi bulayım? Bunları da bularak müşrik mi olayım? O Allah ki göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin var edicisi, göklerin ve yerlerin Rabbi, mutlak hakimi ve mutlak otoritesidir. O doyurandır, besleyendir, rızık verendir. Ama kendisi doyurulmaya ihtiyacı olmayandır. Beslenmeye ihtiyacı olmayandır. Rızıklandırılmaya ihtiyacı olmayandır. Paramıza, pulumuza, yemeğimize, aşımıza, atımıza, arabamıza muhtaç olmayandır. İşte kendinize öyle bir veli edineceksiniz ki işte bu özelliklere sahip olsun. O da Allah'tan başkası değildir ki. İşte veli bu olduğuna göre. O zaman Allah'tan başka bir varlık bize veli olamazmış demek ki. Allah gibi bir veli yokmuş çünkü yeryüzünde. Ama birileri Allah gibi bir veli kendilerince tasavvur edip ona velayet haklarını verdiklerinde işte bunun adına şirk deniyor. Hem de bunu Müslümanım diyenler de yapsa bu şirktir. Diğerlerinin yaptığı da şirktir. Müslümanım diyenlerin bilakis böyle şeylerden kaçınmaları gerekirken Müslümanım diyenlerin bilakis böyle şeylerden uzak durmaları gerekirken nasıl bir haleti ruhiye ise her türlü şirke ait işi işleyip insanlar hala Müslüman olduklarını, Müslüman olmaya devam ettiklerini, akidelerinin hala korunduğunu zannedebiliyorlar. Evet değerli dinleyenler, kimileri farklı anlamlar yüklemişlerse de veli velayet hakkına sahip olan varlık demektir. Çok önemli bir kavramdır. Kur'andaki ilah ve rab kavramları kadar önemli bir kavramdır. Yolları ayıran bir kavramdır. Bir varlık adına ona danışmadan tek taraflı karar verme makamında olan varlığa veli denir. Mesela ben çocuğumun velisiyim. Sizler çocuklarınızın velisisiniz. Onun adına ona danışmadan yani o çocuğunuza danışmadan karar verme makamındayız değil mi? Velisi olduğu ve adına ona sormadan karar verme makamında olan ben ona istediğim şeyleri emreder, istediğim şeyleri yasaklarım. İstediğim okulda okutur, istediğim kişilerle arkadaşlık kurmasını sağlar, istediğim kişilerle ilişkisini yasaklarım. Öyle değil mi? Ana baba olma hasebiyle. Yani veliyiz. Peki Allah da bizim velimizdir. Yani bize sormadan bizim adımıza tek taraflı karar alma makamındadır Rabbimiz. Ve bilakis buna tek hak sahibi olan varlıktır. Çünkü yaratan odur. Rızıklandıran odur. Yediren, içiren odur. Yaşatan odur. Ya Evet, o yüzden e, istediğini emreder istediklerini de yasaklar. Mesela namazı emrederken Rabbimiz bize danıştı mı? Zinayı yasaklarken ey kullarım ben bunu yasak kılacağım ne dersiniz? Fikriniz nedir bu konuda diye bize sordu mu Allahü Teala? Hayır. Allah bizim velimizdir. Velayetimizin elinde olduğu varlıktır. Ve bizim adımıza aldığı kararlar konusunda bizlere asla danışmaz. İşte velinin anlamı budur değerli dinleyenler. Yoksa meallerde veliyi dost diye tercüme edilip kenara konu veriyor. Halbuki veli için öyle dolu ki işte anlattığımız gibi öyle bir kavram ki, belirleyici bir kavram ki ona dost deyip e, o kavramın içini boşaltmış ya da çok yanlış noktalara o kavramı savurmuş oluruz. Halbuki veli işte bu anlattığımız şekillerde. Bakın şimdi veliyi bir de başka bir veçesiyle görelim. Mesela vali. Vilayet ifadeleri de veli ile aynı kökten gelen kelimeler. Yani vali, vilayette, velayete altında bulunan insanlar konusunda onlara danışmadan karar verme makamında olan kişi demektir. Öyle değil mi zaten? İşte şehrin valisi yaşayanlara danışıyor mu her şeyi? Yok. Valinin anlamı budur. Ve kafirlerin Müslümanlar üzerine velayet hakkı yoktur. Ayetini de şimdi buraya koyalım. Zaten bunu anlatır. Yani, yani bu ayet bize diyor ki vilayette vali olarak Müslümanlara sormadan onlar adına karar verme makamına Müslüman olmayan kimseler oturtulmamalıdırlar. Bir kimse Müslümanlara vali olmuşsa onun da Müslüman olması gerekir. Hani sizden olan ulul emre itaat ayetini hatırlayalım Nisa suresinin 59. ayet-i O yüzden işte mesele öyledir. Ulul Emir sizden olan, sizin gibi mümin olan, sizin gibi muvahhid olan, muttaki olan idadircilere itaat edin demektir. Bir vali de idare etme makamındadır. Ee, o ilin e, oturanlarına, sakinlerine vaziyet etmektedir. Onların üzerinde tasarruf sahibidir. Evet, kafirler, müminler adına yasa yapacak, onlar adına karar verecek yönetici makamlarına getirilmemelidirler. Alimran 28 müminler müminleri bırakıp da kafirleri veli edinmesinler. Bakınız ayetini kerimemizdeki veli kavramının bize hatırlattığı anlamlar. Yani müminler müminleri bırakıp da kafirleri velayet makamına kendileri adına karar verme makamına oturtmasınlar. Kafirler karar verip kafirler kanun yapıp Müslümanlar da kendilerinden olmayan bu kafirlerin yaptıkları kanunları uygulamaya kalkmasınlar. Ayetin sonunda da eğer müminler bunu yaparlarsa onların Allah katında en ufak bir değerleri kalmamış Allah'ın yardımını da kaybetmişlerdir buyurulmaktadır. Evet veli vali budur değerli dinleyenler. Çünkü vali karar verecek ve Müslümanlar da kendi adlarına bu valinin verdiği kararı uygulayacaktır. Öyleyse müminlere veli olacak, vali olacak, idareci olacak insanların mutlaka ve mutlaka müminlerden olması emrediliyor. Bu manaları unutturmak için midir? Yani baya başka sebepler midir? Yani müminlerin başına kafirlerin de idareci olmasını sağlamak ve böylece müminleri köleleştirmek için midir bilmiyoruz. İnsanlar bu veli kelimesini çok çarpıtmışlar. İçini boşaltıp meallerde bile dost deyip meseleyi geçiştirmişler. Veli deyince bugün insanlar hiç de bu anlattığımız şeklinde bir veli kavramı insanların zihnine gelmiyor. Veli gökte alan, yerde yiyen, kaybı bilen, eteğine yapışılan, cennet olurlayan, cehennem sınırlayan birileri olarak anlaşılıyor maalesef. Hep böyle anlattılar çünkü bu anlamı şeytana nasıl yükleyecekler? Bir de ona bakalım. Yani eğer veli deyince bunlar anlaşılacaksa, bunların o dedikleri şekilde anlaşılacaksa, o yanlış veli evliya anlayışı üzerinden değerlendirilecek olursa, o zaman Allah bir ayet-i kerimesinde şeytanın veli olduğunu bu sefer haber veriyor. Bakın, o da A'raf 27'de. Muhakkak ki şeytanı iman etmeyenlerin velisi kıldık. İşte ayet-i kerime böyle. Yine aynı surede bu sefer 30. ayet kelimesinde onlar Allah'ı bırakıp da şeytanı kendilerine veli edindiler diyor ve şeytanın veli olduğu burada anlatılıyor. Allah'ın anlattığı son derece açıktır ki şeytan kafirlerin velisidir. Yani şeytan onların hayatında onlara danışmadan karar alma makamındadır. Ya da onlar şeytanı kendi hayatlarında kendileri adına karar verme makamına oturtmuşlar. Şeytan karar vermiş onlar uygulamışlar. Bakın bu ayet-i kerimenin devamında da yine tağutların, kafirlerin velisi olduğu anlatılıyor. Veliyi Kur'an'ın ifade ettiği biçimde velayet anlamına anladığımız zaman bu tağutların kafirler adına karar verme makamında veliler olduklarını anlamakta zorluk çekmeyeceğiz demektir. Yani kafirler tağutları kendilerine veli edinmişlerdir. Bu tağutlar velayetleri altında olan bu kafirler adına kararlar alırlar ve bu kafirler de kendileri adına karar alan bu tağutların kararlarını uygularlar. Onların yasalarına teslim olurlar. Demek ki Allah peygamberine ve peygamber yolunun yolcusu olan bizlere şöyle dememizi emretmektedir. De ki ben Allah'tan başka birilerini kendime veli mi edineceğim? Ki o Allah doyurandır. Kendisi de doyurulmaya muhtaç olmayandır. Bakıyoruz kıymeti dinleyenler. Dünyada insanların veliyi kabul edip aldıkları kararlara boyun büktükleri, kanunlarını uygulamaya çalıştıkları, arzularını yerine getirmeye çalıştıkları insanlar kendilerine bel bağladıkları varlıkları velayeti altındaki kullarını, kölelerini, vatandaşlarını doyurmak ve beslemek şöyle dursun, onlardan beslenmek durumundadırlar. Kullarını korumak şöyle dursun kullarının korumasına sığınmaktadırlar onlar. Çünkü sahtedirler. Çünkü muhtaçtırlar. Kullarından aman beni koruyun. Beni yıkmak isteyenlere karşı aman beni muhafaza edin diye onlardan korunma talep etmektedirler. Öyle değil mi? Adlarına koruma kanunları da çıkarılıyor zaten bunların. Hiçbir firavun kullarından tebaasından vergi almadıkça ayakta duramaz. Hiçbir firavun kullarından destek almadıkça hayatta kalamaz. Hiçbir put Kendisine tapınanlardan kendisine bir mozele istemedikçe tapınılmaya değer görülmez. Tapınak haline getirilecek çünkü. Hiçbir sistem bağlılarından oy istemedikçe kullarından kabul istemedikçe yaşayamaz. Hiçbir adet, hiçbir töre, hiçbir modada bağlılarından talep görmedikçe yaşayamaz. Bunun canlı örneklerini görüyoruz. Evet değerli dinleyenler tüm yapay tanrılar, tüm sahte veliler hayatlarını sürdürebilmek için hizmetçilerine, kullarına muhtaçtırlar. Kullarına ihtiyacı olmayan, tüm kullarının kendisine muhtaç olduğu veli sadece Allah'tır. O Allah ki kimsenin yardımına, kimsenin desteğine de muhtaç değildir. Ayet-i kerimemizin devamına bakalım. "De ki bana gerçekten Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma." denildi. Evet, Müslüman olmamın, müşrik olmamamın kesin ve somut anlamı Yüce Allah'tan başkasını veli edinmememdir. Yüce Allah'tan başkasını hangi anlamda olursa olsun veli edinmek müşrikliktir ve müşriklik asla Müslümanlıkla bağdaşmaz. Müslümanlığın yerine geçemez. Tek ve kesin bir mesele karşısındayız. Yumuşamayı ve kaypaklığı kabul etmeyen son derece kesin bir mesele bu. Ya yönelişte mesaj almada, boyun eğmede, ibadette, yardım istemekte Yüce Allah tek ve ortaksız olarak bilinecek, kabul edilecek. Bütün bu konularda mutlak egemenliği onaylanarak başka birinin bu alanların herhangi birinde ona ortak olabileceği iddiası kökten reddedilecek. Hem duygusal hem de ameli bağlılık gelenekte ve şeriatta onun rakipsiz otoritesine dayandırılacak. Ya bütün bunlar olacak ki bu İslam'dır, ya da bu konuların herhangi birinde yüce Allah'a bir başkası ortak sayılacak ki bu da müşrikliktir, şirktir. Ve asla müşriklik ile İslam aynı kalpte bir araya gelemez değerli dinleyenler. O günün müşrikleri peygamberimizi bu konuda yumuşak ve kaypak davranmaya çağırıyorlardı. Ondan taviz istiyorlardı. Ondan Böyle uzlaşmacı bir takım isteklerde bulunuyorlardı. Düzmece ilahlarına yer verdiği takdirde onunla birlikte bu dine gireceklerini söylüyorlardı. Bir sene sen bizim tanrılarımıza kulluk et, bir sene bir sene de biz senin tanrına kulluk edelim diyorlardı yani. İlahlığın bazı karakteristik özelliklerini, sosyal konumlarını, nüfuzlarını ve yararlarını sürdürebilmeleri için keyiflerine göre kullanmalarına göz yummasını istiyorlardı. Bu özelliklerin başında Nelerin helal ve nelerin haram olduğunu belirleme yetkisi geliyordu. Onlar bu tavizler karşılığında peygamberimize muhalefetten vazgeçmeyi, hatta onu başlarına lider, başkan yapmayı, devlet başkanı yapmayı, kendisini servete boğmayı ve kızlarının en güzelleriyle evlendirilmesini öneriyorlardı. Fakat peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bu sert reddiyeyi onların yüzlerine karşı açık açık haykırmakla emrolundu. Müşrikler peygamberimize bir yandan işkence, savaş ve tepeleme e, eli kaldırırken öte yandan ayartma, barış ve yumuşama eli uzatıyorlardı. Sahte bir eldi bu. Sahte bir barıştı aslında. Bu iki yüzlü girişime karşı peygamberimize bu sert reddiyeyi, bu açık tutum kararlılığını ve hiçbir kaypaklığa, gevşekliğe yer bırakmayan bu kesin yol belirlemeyi ortaya koyması emrediliyordu Rabbimiz tarafından. Evet. Enam suresi 15. ayet. Kul inni akhafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. De ki ben Rabbime isyan edersem gerçekten büyük bir günün, kıyamet gününün azabından korkarım. Değerli burada büyük günden maksat tabii ki hepimizin de bildiği gibi ahiret günüdür. Ayete göre Hazreti Peygamber bile tebliğ ettiği dinin hükümlerinden istisna edilmiş değildir. O da her şeye tabidir bütün hükümlere. Aksine günah işleyen farz muhal bizzat peygamber bile olsa o da ahirette günahını cezasını çekecektir. Yani farz muhaldir bu ama bu olay kesin kural olarak böyledir. Ama hiçbir peygamberin böyle bir durumu söz konusu olmamıştır. Vaki değildir yani. Ona müşriklerin kalplerine korku ve ürküntü salması da emrediliyordu. Aldığı emrin ve yükümlülüğün şakaya gelir tarafının olmadığını, Müslüman olmaya ve Yüce Allah'ın tekliğini onaylamaya ilişkin ilahi emri yerine getirmediği takdirde Rabbinin azabına çarpılmaktan korktuğunu açıkça belirtmesi telkin ediliyordu Muhammed Aleyhisselam'a. Enam suresi 16. ayet Men yusraf anhu yevme izin fekad rahimehu ve zâlikel fevzul Mubin. O günün azabı kimden savuşturulursa, o büyük günün azabı, gerçekten Allah ona merhamet etmiştir. İşte bu apaçık kurtuluştur, fevzül mübindir. Bu ifadeler Peygamberimizin Rabbinin emri karşısındaki gerçek duygularını tasvir ediyor. Onun ilahi azaptan korktuğunu elle tutulur biçimde ortaya koyuyor. Nasıl korkmasın ki kıymeti dinleyenler? Herhangi bir kulun bu azaptan uzak tutulması Yüce Allah'ın bir rahmet göstergesi ve kesin kurtuluşu sayılıyor. Bunun yanı sıra bu ifadeler gerek o zamanın ve gerekse bütün zamanların müşriklerinin kalplerine ürperti salacak bir hamle niteliği taşırlar. O büyük günün yani kıyamet gününün azabını tasvir eden titretici bir hamle karşısındayız. Bu hamle yırtıcı bir kuş gibi avını kovalıyor başı üzerinde daireler çizerek alçalıyor ve birden yakalamak üzere üzerine çullanıyor. Onu avını pençesine geçirmekten sadece Allah'ın yüce gücü alabilir. Sadece bu güç onu burnundan tutarak başka bir tarafa yöneltebilir. Evet. Bu tasvir karşısında okuyucunun nefesi gırtlağında düğümleniyor yerinde ise bu somut sahneyi seyreden e, yırtıcı kuşun Böyle bir seyirde bulunurken bu kuşun avına pençe salacağı son anı içi titreyerek kolluyor. Ayrıca Peygamberimiz neden Yüce Allah'tan başkasını veli edinsin ki? Niçin kendisine yasaklanmış olan müşrikliğe bulaşarak benimsemekle emredildiği İslam'a ters düşmeyi göze alsın ki? Niçin bu günahın arkasından gelecek olan korkunç, dehşetli azabın kucağına atılsın ki? Ola ki şu dünya hayatında bir yarar sağlar ya da bir zararı başından savar diye mi? Sıkıntı anında insanlardan yardım alabilir ve rahatlık anında insanlardan yarar görebilir beklentisi gerekçesi ile olabilir mi? Oysa bu beklentilerinin hepsi yüce Allah'ın elindedir. Sebepler dünyasına ilişkin mutlak güç ondadır kullarının davranışlarını yönlendirecek karşı durulmaz irade onun iradesidir. Onun hem derirken ve hem de kısarken mutlaka bir hikmeti, bir bildiği vardır. Evet, böyledir işin özü değerli dinleyenler. Kıymetli dinleyenler, bu haftada bize ayrılan süreyi doldurduk ve programımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya yine Enam suresinin 17. ayetinden itibaren devam edeceğiz inşallah. Şimdi sizleri alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.